Arkadaşlar selamünaleyküm dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu envanteri alındı. Hatta şu an halkın ziyaretine de açıldı. Bu gemi Türkiye'nin gücünü ve etkisini çok daha geniş bir coğrafyaya taşıyacak, bu doğru. Zaten bu yüzden dünyanın farklı yerlerinde adından söz ettirdi. Ve meselenin bu boyutunu zaten konuşmuştuk. O yüzden bugün odaklanacağımız kısım bu değil. Bugün TCG Anadolu'nun neden caydırıcı bir sistem olacağını konuşuyoruz. Yani neden bu gemi Türkiye'nin gücüne güç katacak? Sadece büyük bir gemi olduğu için olmadığını tahmin ediyorsunuzdur. Ve bu bu sorunun cevabı geminin silah sistemlerinden ziyade gemide kullanılacak olan askeri araçlar. Ve daha da önemlisi bu araçların hepsi de yerli ve milli sistemler. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. TCG Anadolu'da hangi milli araçlar kullanılacak? Yani bu geminin vurucu güçleri neler olacak? Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Kanalımızın büyümesi ve videoların daha geniş bir kitleye ulaşması için bize destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi konumuza devam edelim. Türk savunma sanayi artık öyle bir noktaya geldi ki ürettiği bütün sistemlerin alt sistemlerini de yan ürünlerini de kendisi geliştiriyor. Zaten bu yüzden artık savunma sanayinde projeler çok daha hızlı ilerliyor. Normal şartlarda TCG Anadolu'nun kullanacağı askeri araçlara geçin. Sadece TCG Anadolu'yu bile bu kadar zamanda üretemezdiniz. Ama birikim tecrübe ve üretim kapasitesi böyle bir şey oluyor. İşte o kapasitenin bir kısmından bahsedeceğiz bugün. TCG Anadolu gemisi ortaya çıktı. Elbette bize erkenden bayram yaptıran bir haber oldu bu. Ama burada önemli bir soru da akla geliyor. Bu gemi neden caydırıcı? Bu soruyu cevaplamak için de kullanacağı platformlara geliyoruz. Ve öncelikle SİHA'lardan başlayalım. Çünkü biliyorsunuz sonuçta bu gemi dünyanın ilk SİHA gemisi. TCG Anadolu'nun ana vurucu güçlerinden biri Bayraktar Kızıl Elma olacak. Baykar insansız hava araçlarında destan yazdı ve bu destanın sonuç kısmı da Bayraktar Kızıl Elma oldu. Kızıl Elma insansız bir savaş uçağı yani yakın çağda bu sistem benzeri sistemlere sahip olanlar dünyayı domine eden güçler olacak. TCG Anadolu'dan havalanan Kızıl Elma da özellikleriyle donanmamızın gücüne güç katacak. Çünkü 5 saat havada kalabiliyor ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi var. Görev yarı çapı 1000 kilometreye yakın ki bu genişlik ihtiyacın da çok ötesinde aslında. Çünkü Bayraktar Kızıl Elma deniz görevlerinde diğer platformlar gibi karadan havalanmıyor. let me check Operasyon bölgesinde TCG Anadolu tarafından taşınacak. Haliyle 1000 kilometrelik görev yarı çapı çok büyük bir caydırıcılık demek oluyor. Seyir hızı 0,6 mak, maksimum hızı ise 0,9 mak yani 1 maka yakın. 30 bin feet irtifada görev yapabiliyor. Ayrıca otomatik iniş ve kalkış kabiliyeti var. Bu kabiliyetinin yanında kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabildiği için TCG Anadolu'nun muhtemelen yakın zamanda ana vurucu güçlerinden biri Bayraktar Kızıl Elma olacak. Bir operasyon bölgesinde arka arkaya 5 6 tane Bayraktar Kızıl Elma'nın TCG Anadolu'dan havalandığını düşünün. Hedeflenen bölgeye kan kustururlar. Tabi bu gemideki tek siha platformu Kızıl Elma olmayacak. Türkiye bu gemiden F-35B de kaldırabilirdi. O zaman tam anlamıyla bir uçak gemimiz olmuş olurdu. S-400 krizinden sonra F-35 projesinden çıkarıldık. Tabi Türkiye sonrasında boş durmadı. Hemen buna bir çözüm aramaya başladık. Savunma sanayimizin de ciddi bir potansiyele sahip olması sayesinde hemen ilk çözüm projesi ortaya çıktı. Ve Baykar Bayraktar TB3'ü geliştirmeye başladı. TB3 katlanır kanatlara sahip. Yani çok ciddi bir yer avantajı var. Zaten bu sayede TCG Anadolu'da 30 ile 50 adet arası TB3 konuşlandırılması bekleniyor. Bugüne kadar Bayraktar TB2'nin neler yaptığını düşünün. Ve sonra gözünüzün önüne 50 adet TB3 taşıyan bir TCG Anadolu'yu getirin. Operasyon için yanaştığı bölgede düşmanın kaçmaktan başka seçeneği kalmaz. Çünkü TB3 de özellikleriyle göz dolduruyor. 1450 kilogram toplam kalkış ağırlığı var ve faydalı yük kapasitesi 280 kilogram. Bu yük kapasitesi MAM serisi mühimmatlarla çok ciddi operasyonlar yapmaları için yeterli. Düşman zırhlılarına kan kusturabilirler. Zaten çok daha büyük hedefler için Bayraktar Kızıl Elma gemide hazır bekliyor olacak. Ayrıca Bayraktar TB3 TCG Anadolu'nun çevre istihbaratı için de çok önemli. Çünkü 24 saatten fazla havada kalabiliyor bu süreyi de istihbarat toplamak için kullandığınızda zaten çevrenizdeki her şeyden haberdar olursunuz. Bayraktar TB3'te yine otomatik iniş kalkış özelliğine sahip yani TCG Anadolu bir yere yanaştığında üstündeki insansız platformlar ağırlıklı olarak otonom şekilde vızır vızır hareket ediyor olacak. Tabi TCG Anadolu'nun en önemli özelliklerinden biri çıkarma gemisi olması. Bu çıkarmayı yapması için de yine bünyesinde milli bir platform olacak. O da zırhlı amfibi hücum aracımız yani Zaha. Zaha hem karada hem denizde hareket edebiliyor. Bu sayede TCG Anadolu'ya konuşlanmış birlikler karaya gemi riske girmeden çıkabilecek. Normal şartlarda çıkarma harekatlarında düşman birlikleri için en kritik hedef elbette TCG Anadolu olacak. Böylesine önemli bir hedefi karaya yanaştırmamak da büyük bir avantaj. Zaha'nın bir diğer avantajı da birliklere sadece denizde değil karada da eşlik etmesi. Birliklerimizi karaya güvenli şekilde çıkardıktan sonra bir zırhlı muharebe aracı gibi görev yapabiliyor. Üzerindeki silah kulesi sayesinde hem denizde hem de karada içindeki personeli koruyabiliyor. Suda ters döndüğünde kendiliğinden düzelebiliyor. Ateş altındayken sis perdesi üreterek kendini gizleyebiliyor. Tek seferde 18 deniz piyadesini karaya çıkarabiliyor. Suda saatte 12 kilometre, karada saatte 70 kilometre hızla ilerleyebiliyor. Ve 2 metre hendi ayrıca 90 santimlik dik aşabiliyor. Bu sistemlerin bazılarında MK'nin ürettiği tam kar, mayınlı sahalarda geçit açma sistemi de var. Yani deniz piyadelerimiz Zaha sayesinde mayınlı bir bölgeye bile çıkarma yapabilecek. Bunun yanında bir değişin helikopter boyutu var. Donanmamız helikopter testlerini deniz kuvvetlerimize ait olan AH-1W Super Cobra ve ch 70 Sea Hawk helikopterlerle yaptı. Ama Atak helikopterimiz de TCG Anadolu'da yer alacak. Zaten Atak 2'lerin deniz versiyonunun üretilmesi için çalışma başlamıştı. Milli helikopterimiz özellikleriyle diğer platformlar gibi TCG Anadolu'nun vurucu güçlerinden biri olacak. Atak yaklaşık 3 saat havada kalabiliyor. Ve 561 kilometre menzili var ama ek yakıt tankı ile bu menzil 1000 kilometreye kadar çıkarılabiliyor. Yani harekat alanında çok geniş bir alana dokunabilecek bir platform bu. 1200 kilogram azami silah yükü taşıyabiliyor ve kullandığı silahların tamamı yerli üretim. Atak zaten bugüne kadar kendini sahada yeterince kanıtladı. Şimdi aynı işi denizde de yapabileceğini tahmin etmek zor değil. TCG Anadolu'nun taşıyacağı bir diğer vurucu güç de Hürjet olacak. Hürjet bir hafif taarruz uçağı. Envantere girdiğinde gemimizden havalanıp çok ciddi operasyonlar yapabilir. Çünkü menzili tam 2200 kilometre ve 2700 kilo civarı yük kapasitesi var. Yani bu gemiden bir savaş uçağı kaldırabilseydik hangi mühimmatlarla operasyon düzenleyeceksek hürriyetle de o mühimmatları kullanabiliriz. Envantere girdiğinde belki de TCG Anadolu'nun en etkili vurucu gücü bu olacak. Son olarak da milli tankımız Altay'dan bahsedelim. Altay'ın zaten TCG Anadolu'da testleri yapılmıştı ve bu gemide 13 adet Altay taşınacak. Bu kapasitenin daha da arttırılma şansı da var. Bunların karaya çıkarılması için de TCG Anadolu'da 4 adet mekanize çıkarma gemisi bulunacak. Zaten 13 adet Altay'ı karaya çıkardığınızda o bölgedeki hakimiyeti elinize hızlı şekilde alırsınız. Son olarak Altay'dan bahsedeceğiz dedik ama normalde bu geminin dünyada bir ilki daha var. TCG Anadolu dünyada insansız deniz araçları konuşlandırılan ilk gemi. Türkiye'de insansız deniz aracı sayısı çok fazla. Hatta çok iddialı konuşayım bu konuda dünyada bir numarayız. O yüzden bu kısmı ayrı bir videoda konuşalım çünkü işin bu kısmı gerçekten dünya ortalamasının dan 20 yıl hatta 30 yıl önde ilerlediğimiz bir kısım. Ama bugün konuştuklarımızı kısaca özetlersek karşımızda düşman için kabus diye nitelendirilebilecek bir gemi var. Düşünün yarın bir gün adalardan birine çıkarma yapacağız. TCG Anadolu adaya yanaşmış. Kızıl Elma, Bayraktar TB3 ve Hürjetler arka arkaya havalanmış. Çıkarma yapılacak bölgeyi düşmandan tamamen arındırmışlar. Ardından Zahalar personelimizi, mekanize çıkarma gemileri de tanklarımızı bölgeye indirmiş. Alan hakimiyetinin ne kadar hızlı sağlanabileceğini az çok tahmin etmişsinizdir. Yani gözünüzü kapattığınız zaman bu sahneyi canlandırmak çok da zor değildir. Tabi bizim için zor olmadığı gibi karşımızdaki ülkeler için de zor değil. Zaten Yunan medyasının günlerdir TCG Anadolu'yu gece gündüz konuşmasının sebebi de bu. Proje ilk başladığında konuşmaya başladılar. Şimdi uykuları kaçmaya başladı ve az önce anlattığım senaryoyu göz önünde bulundurursanız bunların iyi günleri olduğunu söylemek çok da zor değil. Allah'a emanet olun.